Merhabalar efendim. Yeni bir irfan vaktindeyiz. Her zaman olduğu gibi iki değerli konuğumuzla önemli konuları konuşacağız. Ama öncelikle çok üzücü bir haberle başlamak durumundayız. Onu aktardıktan sonra konumuzu masaya yatıracağız değerli konuklarımızla. Biliyorsunuz iki savaş uçağımız maalesef düştü Malatya'da. Ve 4 askerimiz de şehit oldu. Öncelikle bu 4 şehidimize Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Tabii arkasında acılı aileler bıraktılar. Onlara da sabrı cemil niyaz ediyoruz. Maalesef bu tür olayları da artık sık sık da duyar olduk. Ve her bir olayda milletçe ayrıca bir irkiliyoruz, üzülüyoruz. Ve Cenab-ı Hak'tan temennimiz böyle haberlerin bundan sonra gelmeyişi. Tekrar şehitlerimize rahmet diliyoruz ve kalanlara da sabrı cemil niyaz ediyoruz. Mehmet Emin Koç ilahiyatçı yazar ve Emre Polat tarihçi yazar her zamanki kadromuzda yine buradayız irfan vaktinde. Belki tabii bu olayların daha arka planı daha açıklanmadı. Daha taze bir olay. Çelişkili ifadeler var. Önümüzdeki günlerde eminim netleşir. Ama yeni yaşanan bir hadiseyle bunların bir bağlantısı var mıdır, yok mudur? Daha sonraki zamanlarda böyle bir bağlantı kurulur mu, kurulmaz mı onu bilmiyoruz ama biz dilerseniz Emre Polat sizinle başlayalım ve bir operasyon tabii bir operasyon mudur? Bunları da sizin ağzınızdan öğreneceğiz. Gerçekleşti ve Şah Fırat diye de bir isim konuldu. Hükümet üyeleri, işte Cumhurbaşkanı ve yandaş medya tarafından bu öyle bir anlatıldı ki sanki İstanbul'un fethine denk bir durum söz konusu. Böyle bir askeri bir sanki zafer kazanılmış edası oldu. Köşe yazarları bunu bu şekilde, yorumcular bunu bu şekilde ama bir tarafta da çok farklı yorumlar yapıldı. Bunun Cumhuriyet tarihinin ilk toprak kaybı olarak yorumlandı. Müthiş bir geri adım, bir hezimet olarak. İşte Şah mı yoksa Mat mı diye böyle bir takım benzetmeler de yapıldı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi benim aklıma geleni söyleyip sizi sonra mikrofonu size bırakacağım. Şimdi seçim atmosferindeyiz. Acaba diyorum hükümet üyeleri böyle bir askeri zaferle zafer algısıyla bir gündem değişikliği olabilir. İşte bir zafer edasıyla bir puan kazanma olabilir. Acaba bunlar mı hedefleniyor bu olay üzerine bu kadar ala yuvala koparılmasının sebebin arka planında acaba bu hedef de var mı? Çünkü bir yandan da Cumhurbaşkanımız 400 milletvekili isteyip duruyor, başkanlık sistemi getirilecek. Kendi kafasında böyle bir planı da var. Dolayısıyla acaba böyle bir milli bir hava oluştururuz da bir yeni bir atmosferle birlikte, havayla birlikte biz bir oy patlaması yaparız diye böyle bir düşünce de olabilir mi? İnsanın aklına bir sürü şey geliyor. Bir seçim yatırımı gibi bir şey düşünebilir mi? Ama sanki bütün bu hesaplar tutmadığı gibi gözüküyor. Siz bu olayın arka planı nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Tabii hani sondan başlarsak bir kere hani ifade ettiğiniz gibi ve medyada çokça zikredildiği üzere hani bu bir seçim yatırımı, seçime dönük bir şey olamaz, olmamalı. Çünkü hani bu haliyle bile bakın algıyı bu kadar yönlendirmelerine rağmen halkımızdaki anlayış şudur. Ya bu bir zafer falan değil. Yani ne oluyor? Ama halkın bu düşüncesine rağmen bunu bir zafer olarak, bir fetih edasıyla anlatmak da kelimenin tam anlamıyla bu milletin zekasıyla dalga geçmektir. Şimdi baktığınız zaman öncelikle şeyi iyi görmek gerekiyor. Yani bu vesileyle biz bu programı anlatmış olalım. Süleyman Şah Saygı Karakolu dediğiniz türbe ve karakol
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprağıdır. Ne demek toprağıdır? Yani Diyarbakır, Trabzon, İstanbul, Ankara, İzmir, Antep, Maraş neyse Süleymanşah Saygı Karakolu da odur. Bir kere bunu iyi anlamamız gerekiyor. Peki bu nasıl böyle olmuştur? Ondan da başlayalım. Şimdi aslında burada bir yanlış algıyı da düzeltmiş olalım. Burada çünkü bunun da ben bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Orada bahsedilen, methun olan kişi Osman Gazi'nin dedesi yani Ertuğrul Gazi'nin babası olan Süleymanşah değildir. Şimdi bunu niye ifade ettik? Ha, o Süleymanşah da bizimdir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Süleymanşah da yani orada methun olan kişi de bizimdir. Bizim ecdadımızdır. Bu ayrı ama onu neden ifade ediyorum? Çünkü orada da hükümetin yine devletin televizyonunu kullanmak suretiyle hani yaptırdığı televizyon dizilerine tarihi de istismar etmek adına kendine bir pay çıkarması, yok Osmanlı'yı şöyle canlandırıyor falan şeyine girmesinden ötürü bunu düzeltelim. Burada vatandaşımız, halkımız şunu iyi bilsin. Oradaki Süleymanşah dediklerinin Ertuğrul Gazi'nin babasıyla alakası yok. O Halep'i hani yanılmıyorsam 1086 yılında vefat etmiş olan Türkiye Selçuk Devleti'nin kurucusu Süleymanşah'tır. Çünkü Halep yakınlarında vefat etmiştir. Vefat etme şekliyle ilgili farklı rivayetler vardır. Ama o kişi o kişidir. Evet. Ertuğrul Gazi'nin babası olan Süleymanşah ile alakası yoktur. Bu bir. Bazıları şey bile yazıyor. Yani Ertuğrul Gazi'nin babası Süleymanşah 1086 arada birkaç yüzyıl fark var aslında. Evet. Orada böyle bir yanlışlıkla yapılıyor. Şimdi orada da dedi ki hükümet buradan da bir rant çıkarmanın kavgasına. Bakın dikkat edin bu hani Suriye'nin maalesef bizim hükümetimizin yardım ve de desteğiyle bu hale getirildiği süreçte o karakol, Saygı Karakolu, Süleymanşah Türbesi hep gündemde olduktan itibaren o diziyi yapmaya başladılar. Ve dizideki bazı repliklere baktığınızda bugünkü hükümete dönük göndermeler çok çirkin bir şeydir. Siz yani tarihe belki de tarihin kara sayfalarında yer alacak olan bir yapının tarihle bu kadar tarihi istismar etmesi de kabul edilebilir bir durum değildir. Ben 3 dizi sayabilirim. Böyle bir yöntem takip edilen 3 dizi var TRT'de. Yani kafadan 3 tane dizi. Devlet maalesef bunu kullanıyor. Şimdi orada hani sonuçta bizim ecdadımıza ait bir türbe yapılmış. Ve bakın burada şu tarihi realiteyi de ortaya koymak durumundayız. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken nasıl bir kadro tarafından kurulduğu ve hangi hassasiyetleri gözettiğini de bu vesileyle hatırlamış oluruz. 1921 yılında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, bakın daha Cumhuriyet kurulmadan, milli mücadele döneminde Fransızlarla o dönemde bugünkü Suriye topraklarına hakim olan Fransa ile yapılan Ekim 1921 Ankara İtilafnamesi vardır. Bunun 9. maddesinde Süleymanşah Türbesi'nin olduğu o dönemde Caber Kalesi'nde Türkiye yani bize ait olduğu anlaşmada imza altına alınmıştır. 1921 Ankara İtilafnamesi. Geçiyoruz Lozan'a. Lozan'ın da 3. maddesinde bu tüm taraf ülkelere kabul ettirilmiştir. Ne şekliyle kabul ettirilmiştir? Caber Kalesi de bulunan Süleymanşah Türbesi ve müştemilatının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olduğu ve orada muhafız bulundurup bayrağını dalgalandırabileceği hüküm altına alınmıştır. Şimdi bunun uluslararası hukuktaki ismi şudur. Bir devletin eksklav toprağı demektir. Ne demek bu? Yani başka bağımsız bir devletin sınırları içinde size ait olan toprak parçası. Bizim açımızdan eksklav bir toprak parçası, Suriye açısından anklav bir toprak parçası. Şimdi bunları niye söylediğimi de ifade edeceğim.
Ya son tahlilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası hukukla, uluslararası anlaşmalarla oradaki toprak parçasının sahibidir. Süleyman Şah, Saygı Karakolu. Ve bakın hep güzel bir söz vardır. Vatan toprağı metreyle ölçülmez diye. Ya onun 1 metrekare olmasıyla 1 milyon metrekare olması arasında hiçbir fark yoktur. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak parçasıdır. Şimdi buradan şuraya gelelim. Bu tabii bir baraj yapılma münasebetiyle iki defa yer değiştiriliyor. Tabii yer değiştirirken bunun usulü şudur. Önce hani o baraj yapıldığı için Suriye Devleti, hani bunun sular altında kalacağını bildiriyor. Bakın Suriye Devleti kendi siyasi sınırları içinde bulunmasına rağmen ama bize ait olduğu için bize haber vermeden oraya baraj bile yapamıyor. Ve diyor ki ben böyle böyle baraj yapacağım. Bununla ilgili yer değiştirebilir miyiz? Bizim müsaademizi alıyor. Yani karşılıklı onayla birlikte yer değişiyor. Ve bugünkü hani Fırat'ın kıyısındaki o bulunduğu yere getiriliyor. Bakın bunu da seçerek kullandığım bir kelimedir. Fırat'ın kıyısı. Şimdi uluslararası hukuk boyutu böyleyken Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bakın ben hem Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu dinledim. Her ikisi de şöyle diyor. Biz oradaki IŞİD'e, PYD'ye yani teröristlere bildirdik. Biz geliyoruz, alıyoruz sakın ha. Şimdi bunu bir kahramanlık cümlesi olarak söylüyorum. Orada muhatap aldığı yapıları da aslında itiraf etmiş oluyor. Ve Suriye Başkonsolosluğu'na bir nota veriyorsunuz. Bu şekilde olmaz. Siz orada haklıyken haksız duruma düşüp uluslararası camiada işgalle suçlanabilirsiniz. Ne demek bu? Tamam notayla bildirdin ama bildirmen yetmiyor. Suriye'nin sana yer göstermesi, karşılıklı olarak mutabık kalmanız gerekiyor. Öyle olmayınca da gelip bugün haberlerde izledik. Bir tane vatandaşın tapulu arazisine türbe inşa ediyoruz. Bu noktaya gelirsiniz. Çünkü burası uluslararası hukuk bakımından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni zorda bırakacak bir yapıdır bu bir. İki, şimdi bakın baraj yapılması vesaire bu tip hani mücbir sebeplerin dışında şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı şudur. Yani orada hatta haberlere baktığınızda IŞİD'in aylardan bu yana orayı kuşattığı, hatta 8 aydan bu yana oradaki askerleri değiştiremediğimiz, hatta oraya hani hayati ihtiyaçları götürmekte bile zorlandığımız, hatta en son kertede IŞİD'in artık orayı ele geçirme ihtimaline binaen biz oradan bakın tam anlamıyla kaçtık. Ve hani IŞİD'in yapmak istediğini biz yaptık. Ne yaptık? Oradaki türbeyi bombayla imha ettik. Şimdi siz bunu nasıl bir zafer olarak bu millete yutturmaya çalışırsınız Allah aşkına? Ya Cumhuriyet tarihinde bakın, şimdi Cumhuriyet kurulduğundan bu yana biz Hatay ana vatana katıldı. Toprak kazandık. Yani Mustafa Kemal'in ömrü vefa etseydi daha farklı kazanımlar da belki olacaktı. Bizim bugün yaptığımız yani yurt dışındaki, ana vatan dışındaki tek toprak parçamızı da terk edip kaçıyoruz. Peki nasıl kaçıyoruz? Bugün türbeyi inşa ettikleri yere bakıyorsunuz. Sınırın 200 metre ötesi. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Demin söylediğim cümleyle birleştirin. Siz orada Fırat'ın kıyısında, bakın Fırat'ın kıyısında olmanın hakim devlet olmayla alakası vardır. Fırat'ın kıyısından bugün PKK'nın kontrolündeki ve sınırın 200 metre dibine kadar gelmek demek düpedüz oradan kaçmak, gerisin geriye arkasına bile bakmadan sıvışıp gitmek demektir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışan bir tutum değildir. Bu tam anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bugüne yaşanan en büyük fiyaskolardan bir tanesi, toprak kaybı noktasından baktığınızda bir ilk ve en büyük fiyaskodur. Yani ve hani bugün yayınlanan görüntülere baktık. Hani etrafını bayraklarla çevirdiğimiz yer
hemen Bölücübaşı Öcalan posterleri, Öcalan bayraklarıyla yan yana. Ve hani ne kadar inkar deseler bu operasyonu, kendilerinin zafer olarak lanse ettikleri bu operasyonu oradaki teröristler yardımıyla yapıyoruz. E tabi insan burada bir sürü soru soracak o zaman. IŞİD, IŞİD denen yapıyı kim o noktaya getirdi? Şimdi siz bir canavar oluşturuyorsunuz. İşte o canavar gün geliyor sizi böyle yutmaya başlıyor. Yutmaya başlamanın da ötesinde sizin vatan topraklarını terk etmenize sebep oluyor. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun basına duyurdukları görüntülere bakıyoruz Okan Bey. Masa başına geçmişler kuvvet komutanları, genelkurmay başkanı. Sonradan o görüntünün de çakma olduğu açığa çıktı. Evet, bir ay önce çekilmiş. Evet. Bir ay önce çekilmiş. Neymiş efendim? İşte biz inanılmaz bir operasyon yönettik. Başbakan bizzat takip etti. Hatta başka bir kavga varmış. Cumhurbaşkanı diyormuş ki ya bu niye kendi üzerine aldı? Bu operasyonun başkomutanı benim, ben yönettim diyormuş. Yani ortada kocaman bir hezimet var, bir fiyasko var ve bunu paylaşamayan başbakanla cumhurbaşkanı var. Şimdi yani bu yönüyle baktığınızda gerçekten ortada Türkiye Cumhuriyeti adına kara bir leke bulunuyor. Ve şunu da ifade etmek gerekiyor. İşin din boyutuna yaklaştığınızda, din noktaya nazarından baktığınızda da şu yalın gerçekte karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bugün o türbenin, hani sonuçta Türk milletinin, Türk İslam geleneğinin türbelere verdiği bir değer vardır, bir önem vardır. Bugün biz ne diyoruz? IŞİD dediğimiz terör yapılanmasının Vahabi, Nakşi Selefi bir yapıda olduğunu, türbeleri, camileri yakıp yıkıp yok ettiğini söylüyoruz. IŞİD'in Suriye, Irak coğrafyasında yıkmadığı türbe cami kalmadı. E şimdi bu olurken hani bu konuşmama ilham kaynağı da bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisidir. Ne diyor? Yani muhalefeti eleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmayacak bir üslupla. Diyor ki hayatında türbenin ne olduğunu bilmeyen, türbenin önünden geçmeyenler falan filan diyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı, türbenin ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz da IŞİD dediğimiz yapı bizim Suriye ve Irak coğrafyamızda türbeleri bir bir bombalarken siz neredeydiniz? Ve bugün baktığımızda Vahabi, Selefi, Nakşi çizgideki IŞİD'in türbe yıkma mantığını siz de bugün gerçekleştirmiş oldunuz. Süleyman Şah Türbesi'ni siz bombaladınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o toprak parçasını koruyacak askeri mi yoktu? Milli Savunma Bakanı'na bakın. Adı üstünde Milli Savunma Bakanı'nın meclis konuşmasını dinledim. Ne diyor? Ne yani diyor? Tabutlar mı gelseydi? Tabii ki. Asker niye var? Siz nasıl devlet olacaksınız? Asker vatanı korumak için canını vermeyecekse asker niye var? Hepimiz askere niye gidiyoruz? Şehitler gelince o şehitlerin yakınları, topyekun millet, vatan sağ olsun niye diyor? Bunu bir Milli Savunma Bakanı'nın anlatması lazım. O anladığım kadarıyla bakanlığının isminin önündeki milli kelimesinin ne anlama geldiğini unutmuş. Savunma kısmına takılmış. Savunmayı da kendi icraatlarını savunmak olarak algılamış. Yani bugün asker ölecek korkusuyla vatan toprağı terk edilip kaçılır mı Okan Bey? Şu an getirdikleri nokta bu. Şimdi deminki noktaya dönelim. Bunların hani türbe yıkma mantığı IŞİD'de aynı paralelde. Ama bir taraftan da tarihi hatırlamakta bu ekranlardan sıklıkla ifade ettiğiniz bir gerçeği hatırlatalım. Bu zihniyet Mustafa Kemal Atatürk hep dinsiz deyip dururdu. O Mustafa Kemal Atatürk. Ve birilerinin ısrarla Türkiye'nin en fazla sekülerleştiğini iddia ettiği 1930'larda o türbeye imam tayin ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu yapının dinsiz dediği Mustafa Kemal Atatürk'ün imam tayin ettiği türbeyi siz bombalarla imha ediyorsunuz. Ve oradaki sandukaları mobil olarak dolaştırıp duruyorsunuz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl bir aciz içinde olduğunun göstergesidir. Zihniyet olarak da yani gelecek planlaması yaptığımızda acı bir, karanlık bir geleceğin bizi beklediğinin ispatıdır. Bugün Süleyman Şah Saygı Karakolu'nu bu şekilde kaçarak terk eden bir yapı bunu zafer olarak lanse ediyor ama yarın Doğu ve Güneydoğu'dan bu mantıkta kaçmayacağımızın garantisini kim verebilir? Niye? Şimdi
adının önünde milli bulunan savunma bakanımızın mantığına göre yarın derler ki ya şehit gelmesin, tabutlar gelmesin, biz ne yapalım? Doğu ve Güneydoğu'yu terk edelim derse şaşırmamamız gerekiyor. Milletin bu durumu iyi kavraması ve bu milli konularda aşırı hassas davranması gerekiyor. Ortada düpedüz bir kaçış vardır, vatan toprağına terk ediş vardır. Bunun da zafer olarak, kahramanlık olarak, fethi olarak ifade edilmesi kelimenin tam anlamıyla bu milletin zekasıyla ve tarih şuuruyla dalga geçmektir diyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Aynı konudan devam edelim. Bu Emre Bey'in yorumlarından anladık ki ortada bir zaferden bahsetmek mümkün değil. Ciddi bir hezimet söz konusu ve fiili olarak da aslında bir toprak kaybı söz konusu. Ama bir taraftan da işte dediğim gibi bunu alay ve alay ile anlatan hem bir hükümet hem de onun yandaşları var. Acaba belki siz olayı biraz da eskiye taşıyarak bugüne getirirsiniz. O yüzden bu şekilde sormak istiyorum. Özellikle AKP döneminde geliştirilen Orta Doğu politikasının ağır bir sonucu olabilir mi bu? Biliyorsunuz biz Orta Doğu'nun lideriyiz söylemi vardı. İşte biz Türkiye'nin önemini şu kadar kat arttırdık. Artık burada bizim lafımız geçer. Buradaki politikaları biz belirleriz söylemi. Efendim oldukça sık söylendi. İşte dünya lideri kavramı özellikle Tayyip Erdoğan'la birlikte önümüze getirildi. İşte sıfır sorun diye böyle bir şeyimiz de vardı. Efendim sloganımız vardı. Ama biz her geçen gün baktık ki Orta Doğu'da aslında siyaset olarak sürekli küçülen, etkisini yitiren ve başkalarına taşeronluk yapan bir ülke konumuna gelmiş bir Türkiye. Bir de işin tabii son konuşmasının sonunda oraya da vurgu yaptı Emre. Eğer oradan geri giden acaba yarın bu barış süreci diye bize terörle müzakere diyoruz biz ona sürecinde acaba Güneydoğu, Doğu Anadolu topraklarından bir vazgeçmeye kadar iş gider mi diye insan aklına kötü kötü şeyler de geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz acaba özellikle İslam coğrafyasında attığımız çok bariz yanlışlarının bir acı neticesi olarak bunu değerlendirebilir miyiz? Ve bu sadece burada kalır mı? Bu gidiş acaba bizi daha nereye sürükler? Şimdi bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum ben. Burada bizim dikkat etmemiz gereken bir şey, Cumhuriyet tarihinde Emre Bey'in altını çizdiği ilk defa vatan kaybediyoruz. Toprak kaybediyoruz. Ve ilk defa sadece geri çekilme değil, adeta kaçmak. Buna geri çekilme denmez. Hem de kaçarken de çevreyi koordine eden, çevreye çöreklenmiş teröristlerden yardım alarak kaçmanın gerçekleştiği bir tablo yaşanıyor. Geri çekilmenin de ötesinde. Öyle bir kaçmak ki, kaçmak için bile o toprakları haksız yere işgal eden, oralarda her türlü mezalimi gerçekleştiren terör gruplarından siz icazet ve himmet dilenerek geri çekiliyorsunuz, vatanınızı terk ediyorsunuz ve işin ikinci kademesinde, ikinci adımında da bir başka devletin toprağını işgal ediyorsunuz. Bir başka devletin gecekondu efendim mantığı ile kendi toprağınızı, anlaşmalarla vatan olmuş toprağınızı terk ediyorsunuz. Hiçbir hukuki hakkınız, gerekçenizin olmadığı toprağı da siz alıyorsunuz, etrafını çeviriyorsunuz. Ben burasını işgal ettim diyorsunuz. Ve bunu yaparken de size o bölgedeki terör grupları, teröristler, terör kadroları yardım ediyor, icazet veriyor. Onların himmetleriyle efendim bu işi koordine ediyorsunuz. Hazreti Mevlana'nın çok enteresan Mesnevi'de çok
güzel bir beyti var. Der ki, sende Ali'nin yüreği ve bileği yoksa elindeki kılıç Zülfikar olsa neye yarar? Sende Ali'nin yüreği ve bileği yoksa elindeki Zülfikar olsa neye yarar? Sen Nuh'un yüreğini taşımıyorsan gemin olsa ne işe yarar bu dalgalar içerisinde? Tahta kılıcı Zülfikar yapan o yürektir, o imandır der Mevlana Mesnevisinde. Şimdi niye bunu hatırlattım, okudum? Şunun için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti varlığını, canını vatanı uğruna, milleti uğruna feda eden bir kadronun emanetidir. Gazi Mustafa Kemal ve ekibinin emanetidir. Bu bakımdan onun koltuğunda, makamında olan insanların onun yüreğini, onun bağımsızlık karakterini, onun imanını, onun vatan ve millet sevdasını, ruhunu taşımıyor iseler, o zaman koltukta oturmuş, gemide oturmuş çok önemli değil. Artık vatan yavaş yavaş kaybolmaya, Zülfikarlar tahta kılıç olmaya başlar onların eliyle. Bakımdan Türk milletinin burada dikkat etmesi gereken çok önemli bir nokta var. Muhterem hocamız Profesör Doktor Haydar Başbey, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, geçen akşam Meltem TV ekranlarında ısrarla Türk milletine vurgu yapıyor. Çünkü bu coğrafya işgal edildiğinde, İngilizlere, Fransızlar, bugünkü Avrupalıların ecdatları bu coğrafyaya geldiğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye kadrosunun ısrarla vurguladığı bir şey vardı. Bu milletin istikbalini, istiklalini yine bu Türk milletinin azmi ve kararı kurtaracaktır. Bütün kongrelerde altı çizilen esas budur. Bu bakımdan milletimizin ayıkması, azmi ve kararı ile yine bu vatanın üzerindeki bu oyunlar, bu kadar ağır tablolar düzelecektir. Burada nasıl fatura milletimize, vatanımıza kesiliyorsa, o halde milletimizin ayıkması sürecinde ancak bu topraklar, bu vatan muhafaza edilebilir, kurtarılabilir. Yoksa gazilerin yüreğini, bağımsızlık karakterini taşımayanlara siz bütün Türkiye'yi verseniz, devleti teslim ettiniz, o devlet küçülmeye, toprak kaybetmeye devam eder, kan kaybetmeye devam eder, milletimiz darmadağınlık olma sürecine girer. Bu noktaya doğru gidiyoruz. O halde buradan milletimiz viraj alması gerekiyor. Gelelim işin Emre Bey'in altını çizdiği, değindiği noktaya. Bu Caber Kalesi Sıffı'nın tam karşı tarafında. İmam Ali Kerimallahu Veçe Efendimiz'in o büyük Sıffın mücahadesini, Muaviye ile olan efendim büyük cihadında ki yerin tam karşısında. Evet, rivayetlerde Osman Bey'in büyük dedesi Süleyman Şah değil, Gündüz Alp. Ama buradaki Süleyman Şah'ın da Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Yani Türkmen boylarından gelmiş, Anadolu'yu fethe gelmiş, Horasan erenlerinin büyüklerinden ve bu coğrafyada Türk milletini temellendiren, önce Erzincan boylarına geliyor, oraları fethediyorlar, İslam yapıyorlar, ardından dönüp tekrar Halep üzerine geliyorlar. Süleyman Şah'ın gelişi ve Fırat Nehrini geçerken orada şehit olduğu rivayetleri var. Atını Fırat'ın üzerine sürerek orada şehit düştüğü. Şimdi çok ilginçtir. Bu Süleyman Şah bölgesinin ne zaman efendim Türk toprakları içerisinde katıldığı meselesi. Hatırlayın, henüz daha büyük taarruz öncesidir. Türk milleti milli mücadelenin tam merkez noktasında, can alıcı ateş merkezinde bu mücadeleyi devam ettiriyor. Ve bu süreçte tabii Fransızların Urfa,
Maraş vesaire o işgal sürecinde Fransızlara çok büyük zayiatlar verdiriyor. Kuvayi Milliye kadrosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadrosu, ekibi ve 11-12 Şubat 1920 Maraş'tan çekiliyorlar Fransızlar. Arkasından 11 Nisan 1920 Urfa'dan çekilmek zorunda kalıyorlar. Ve bu, bütün bu büyük darbeler üzerine Fransız heyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetini ister istemez muhatap almak durumunda kalıyor. Süleyman Şah Kalesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk uluslararası kazanımıdır. Yani meclisin, Türk milletinin iradesinin dünyada ilk tanındığı olaydır. Ve çok ilginçtir. Önce Gazi 9-10 Ocak 1921'de, Bekir Sami Bey 11 Mart 1921'de gönderiyor. Ama diyor ki bizim misak-ı milli sınırlarımız bu Caber Kalesi'ne kadar gidecek. Ona göre pazarlığını yap. Ki bu gönderildiğinde Fransız görüşmeleri, devletlerle ayrı ayrı anlaşmalar yapılıyor. Bu görüşme esnasında tabii Fransızlar bastırınca o misak-ı milli sınırları bölümünü böyle muallak bırakmak durumunda kalıyor kendi inisiyatifiyle. Ve anlaşmayı yapıp geldiklerinde çok ilginçtir. Bu Londra Konferansı'nda yapılan bu anlaşma, Bekir Sami Bey'in yaptığı anlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi reddediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi, sen nasıl misak-ı milli sınırlarımız içerisinde Süleyman Şah'ın bölgesini dahil etmezsin diyerek Fransızlara res çekiyorlar. Bunun üzerine ikinci bir görüşme başlıyor Fransızlar. Çünkü hem zorda ve bütün bu görüşmeleri Fransa adına Franklin Bollon, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk yürütüyor. Bu görüşmeleri. Ve misak-ı milli sınırlarımızın buradan geçmesi gerektiği hususunda ağırlığını koyuyor. Bu arada Nakşi isyanları çok ciddi düzeyde bastırıyorlar. Şimdi ilginçtir. Bir yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve heyeti Süleyman Şah başta olmak üzere vatan sınırlarımızın mücadelesi içerisindeyken Anadolu coğrafyasında kendilerini İslamcı, dinci, Şeyhülislam diye, Nakşi diye oluşturan ekip isyanlarla bastırıyorlar, elini zayıflatıyorlar. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu yapılan efendim pazarlıkların en son gelinen noktasında kesinlikle Süleyman Şah makberinin, kabrinin ve mücavir sınırlarının yaklaşık 8780 metrekare, yani 10 dönüm gibi bir alanın aynen misak-ı milli sınırlarımız içerisindeki, işte Emre Bey'in dediği gibi Trabzon'umuz gibi, Ankara'mız gibi, Afyon'umuz gibi vatan toprağı olarak tescil edilmesini Fransızlara kabul ettiriyor. Ve orada 9. madde çok enteresandır. Aynı madde şöyle: Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Fransa arasında 20 Ekim 1921'de sonuçlanmış, imzalanmış anlaşmanın 9. maddesi. Sülale-i Osmaniye'nin müessisi, Sultan Osman'ın büyük pederi, Süleyman Şah'ın Caber Kalesi'nde kain ve Türk mezarı namı ile maruf Merkadi müştemilatı ile beraber Türkiye'nin malı olarak kalacak ve Türkiye orada muhafızlar ikame ve Türk bayrağı keşide edilecektir. 9. madde. Ve bunu Fransızlara kabul ettirirken çok ilginçtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk pazarlıklar sürerken diyorlar ki sen bir savaştan geçiyorsun.
Yani bu kadar böyle niye bu konuda ısrarlı davranıyorsun? De orada çok ilginçtir. Franklin Bolin'e, Fransız, aynen şu hitabı yapıyor. Ben bu okumak istiyorum nutkunda. Cilt 2 sayfa 621. Biz haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. Biz Türk milleti olarak haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. Alim, cahil, bila istisna, tekmil efradı milletimiz belki içinde mündemiş müşkilatı tamamen idrak etmeksizin bugün yalnız bir nokta etrafında toplanmış ve fakat sonuna kadar kanını akıtmaya karar vermiştir. Yani milletimiz biraz dağınık görünebilir ama bir ideal etrafında toplanmıştır. O nokta istiklali tamamımızı temin ve idamesidir. İstiklali tam denildiği zaman bir tabii siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, harsi yani kültürel, tarihi her hususta istiklali tam, serbestliği tam demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklalden mahrumiyet, millet ve memleketin manayı hakikisiyle bütün istiklalinden mahrumiyeti demektir. Da savaşın ortasında. Fransızlar öyle bir res çekiyor ki. Şimdi ve ardından bu Süleyman Şah türbesini ve mücavir alanını kendi vatan toprağımız haline getiriyoruz. Oraya bizzat Emre Bey'in değindiği gibi tahsisat ayrılıyor. Bakınız Ali Efendi var. İmam Ali Efendi. Bizzat oranın türbedarlığını yapıyor. Hizmetlerini yapan biri daha var. Bir de temizlik işlerini yapan var. Ayrıca asker. 11 kişilik asker grubu. Ve bunlarla ilgili tahsisatlar ayrılıyor. 1925'te şimdi tekkeler, zaviyeler İngiliz ocakları haline gelmiş, orada her türlü isyanı ortaya çıkartan Nakşilerin adeta türediği ortamlar haline gelince tekke ve zaviyeler kanunu çıktığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ekip Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti meseleyi Efkaf Bakanlığı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrediyorlar ve ondan sonra oradaki bütün hizmetlere tahsisat ayrılmasını ve sürekli bu hizmetlerin devam etmesini istiyorlar, talep ediyorlar. Şimdi toparlıyor ve bitiriyorum. Bizim tarihimizde, bizim efendim kültürümüzde, medeniyetimizde böylesi bir vatan toprağını siz savaşta herhangi bir ihtilafta, herhangi bir efendim dalaşta değilsiniz. Ve sizin muhatap olduğunuz insanlar veya karşı karşıya kaldığınız tehlike yine sizin kol kola olduğunuz IŞİD tehlikesinden bahsediliyor bu sebeple. Efendim daha büyük rezaletler ortaya çıkmasın diye. Yani IŞİD şimdi bize, Tunceli'mize, Hakkari'mize veya bir başkası Tunceli'mize, Hakkari'mize efendim farklı manevra yapmayı düşünüyor deyip bizim Ankara'ya doğru çekilmemiz neyse, Süleyman Şah türbesi ve mücavir vatan toprağını, ana vatan toprağını terk etmekte odur. Bunun efendim siyasetle, askeriye ile, stratejiyle hiçbir izahı mümkün değil. Bu tam bir hezimettir. Böyle bir hezimetten kahramanlık çıkartmak olsa olsa sahte kahramanlıktır. Türk milleti tarihinde hiçbir zaman, bakınız sadece Cumhuriyet tarihi demiyorum, Türk milleti tarihinde hiçbir zaman kendi vatan toprağını, canım burada ölmeyelim, can vermeyelim falan diye deyip düşmana, bir yabancıya, bir terör grubuna vatan toprağını teslim etmiş değil. Değildir, öyle bir şey tarih yazmamıştır. Bunların bu sahte kahramanlıklarını tarih ilk defa yazıyor. Hem de İslamcı
Siyaset erbabı bunlar. Ya Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'a sığındığı korkaklık herhalde bu olsa gerek. Allah'ım ben korkaklıktan sana sığınırım. Böyle yüreksiz, böyle kaçmak, böyle bir korkaklık Allah muhafaza etsin insanın vatanını, her şeyini götürür. Böyle bir tablo Türk milletine yaraşmaz, yakışmaz. Bu tabloyu ters yüz etmek için milletin, yüce milletimizin yüreğini, imanını ortaya koyup sen mi beni burada Süleyman Şah'ın türbesinde o türbeyi, makberini, sandukasını, her şeyini söküp oraya Türk milletini gömdünüz siz? Süleyman Şah'ın mezarını sökmek, oradan alıp sandukalarını getirmek Türk milletinin tarihini, imanını, duruşunu, kahramanlığını, asaletini orada toprağa gömmektir. Hem de IŞİD'in karşısında, terör gruplarının karşısında. IŞİD dediğimiz kim? Senin bugüne kadar Büyük Orta Doğu Projesi'nde eş başkanlık yürüttüğün, bu projenin içerisinde Amerika'nın, İsrail'in imal ettiği ve karşılıklı paslaştığınız, lojistik destek sağladığınız insanlar. O halde sen burada bir tiyatro oynuyorsun ve bu tiyatroyu millete sopayı gösterdiğin, o IŞİD sopası göstererek, sopa diye gösterdiğinle karşılıklı paslaşarak bunu yapıyorsun. Veya PYD diye senin danışmanın İbrahim Kalın'ın dediği bu terör örgütüdür diye altını çizdiği PYD ile paslaşarak PKK'nın oradaki uzantısı diye kendini nitelendirdiği terör gruplarıyla paslaşarak sen bu oyunu Türk milletini oynuyorsun. Türk milletini orada tarihe gömüyorsun. O halde böyle bir efendim sahte kahramanlığı bu milletin hazmetmesi, bu milletin, Türk milletinin bunu kabullenmesi, içselleştirmesi asla mümkün değil. O halde burada yapılması gereken şey artık bütün bunları milletimize reva gören bu kadroyu o efendim sandukaların içerisinde seçim sandığına gömmektir. Sen misin? Sen misin beni tarihin bütün asaletiyle, o namı ile, onuru ile beni bir makberin içerisine gömüyorsun? O halde ben de seni sandığa gömüyorum. Allah selametini versin demektir. İşte Türkiye'nin kurtulacağı gün dem o demdir. Türk milletinin azmi ve kararı da bu olmalıdır. Gerisi hep kaybetmektir. Vatanı da kaybetmektir, toprağı da kaybetmektir. Gerisi darmadağınlık olmaktır. Allah muhafaza etsin diyorum. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Anladık ki bu olaylar hep birbirinin devamı şeklinde ama her seferinde Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine acı neticeler getiren olaylar. Ve eğer bu şekilde, sizin de altını çizdiğiniz gibi, eğer bu şekilde, bu hızla devam ederse o zaman bu o küçük 10 dönümlük arazinin de ötesine sizin tabirinizde kendi vatan topraklarımızdan vazgeçme noktasına kadar getirecek ki Allah böyle bir akıbetten bizi muhafaza eder. Milletimizi de bu tablodan kurtaracak. Hani İmam Ali Efendimizin o merhaba karşı dediği bir şey var ya. Evet. Semmetni ümmi Haydara. Annem beni Haydar diye efendim isimlendirdi. Sen neden bahsediyorsun diye bir çıkışı vardır. Evet. Türk milleti hep böyle badirelere düştüğü zamanlar içlerinden, kendi ruhundan, özünden, azminden, kararından böyle kahramanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi Ehl-i Beyt soyundan kahramanlar çıkartır. Bugün Türkiye'nin tablosuna bakın. Bu yüreği, bu imanı kim taşıyor? Siyasette, medeniyette, tarihte, ilimde, irfanda, imanda, dinde. Profesör Doktor Haydar Başbey. Onun için Allah kendisine razı olsun. Milletimizin çıkış yolu vardır. Son bir şeyle teberrüken bitireyim. Ehl-i Beyt programı irfan vakti olması münasebetiyle İmam Ali Efendimizin Dar-ı Bekaya irtihal şehadetinden hemen sonra İmam Hasan bir hutbe irad ediyor. Hutbe irad ediyor. Buyuruyor ki çok enteresan, sahih bu Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçiyor.
öyle bir insan bugün aranızdan öyle bir adam ayrıldı ki öncekilerden kimse onu geçememiş. Sonrakilerden de hiç kimse ona yetişemeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi onu sancakla gönderdiğinde, kendi sancağını teslim edip gönderdiğinde onun sağ tarafında Cebrail, sol tarafında Mikail vardı. O öyle giderdi. İmam Hasan'ın hutbesi bu. Ve Allah ona, o yüreğine ve imanına nice fetihler nasip etti. Ha şimdi milletimizin önündeki kendisine layık liderlerin, önderlerin bu kıratta, bu yürekte, bu karakterde, Haydar-ı Kerrar karakterinde olması icap eder. Yoksa pısırık, korkak, ne dediğini bilmeyen, kimliğinde, medeniyetinden habersiz, bigane kalmış, kopmuş idareciler bu medeniyeti batırır. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Haydar Baş Beyefendi'nin nasıl yüreğe sahip olduğunu görmek milletimiz için çok da meşakkatli bir olay değil. Özellikle bir dönemdir, değil mi? Her hafta cumartesi akşamları diyalog programlarına çıkıyor. Evet. Orada bu konuşmaları mutlaka takip etsinler değerli izleyicimiz, bu hatırlatmayı da yapalım. Yürek kimdeymiş? İlim kimdeymiş? İman, irfan kimdeymiş? Yol göstericilik nasıl oluyormuş? Orada görsünler. Efendim nasip de bu akşam İrfan Vakti'de bunlar vardı. Ben iki konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Güncel bir konuyu bu sefer masaya yatırdık. Gerçi bir tarih yolculuğu da yaptırdı Mehmet Emin Bey. Haftaya Allah nasip ederse yine burada olacağız. Yine önemli konuları sizlerle burada masaya yatırıp sizlerle paylaşacağız. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hepiniz Allah'a emanet olun.